Merhaba, bugün İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü konuşmak için doçent doktor Mustafa Cem Kasapbaşı hocamızla birlikteyiz. Öncelikle kendimden kısaca bahsetmek istiyorum. Ben öğretim görevlisi Ufuk Şanver. Uzun yıllar araştırma görevlisi olarak bilgisayar mühendisliği bölümünde çalıştım. Yakın bir geçmişte ise öğretim görevlisi olarak meslekçilik okulumuza katılmış bulunmaktayım. Evet hocam, bilgisayar mühendisliği nedir sorusuyla başlamak istiyorum. Buyurun hocam. Teşekkürler ufuk. İlk önce seninle çalışmak büyük bir zevk. E, ayrılmış gibi gözüktü ama biz bilgisayar mühendisliği olarak meslek yüksek programına da akademik anlamda destek vermeye devam edeceğiz. Zaten meslek yüksek bir avantajlarından bir tanesi de o. Şimdi gelin bilgisayar mühendisliği programının daha doğrusu bir mesleğinin ne yaptığı. İlk soru o. Bence ilk sorulması gereken soru o. Bilgisayar mühendisliği, ben şöyle özetliyorum. Sektörün bilişim ihtiyacını gideren mühendisler. Şimdi bir sektörü açalım. Hangi sektörden bahsediyoruz? Bilişim sektörü değil tabii ki. Bu bilişim sektörü de var. Üretim sektörü, hizmet sektörü, telekom, finans, sigortacılık... Bir dakika başka e, e, sektörlerde var mı? Yani işin açıkçası bilgisayarın girdiği her alan bizim için e, hizmet verebileceğimiz, bilgisayar mühendisinin hizmet verebileceği yerler. Yani birçok geniş bir yelpazede bilgisayar mühendisi kendisine iş bulabiliyor. Peki bu hizmeti açalım. Yani hizmet nedir? Ne ihtiyacı var bu sektörlerin? Yazılım ihtiyacı ilk akla gelen ihtiyaç oluyor ama tabii ki bir yazılım ihtiyaçları her şirketin hazır olmuyor. Dışarıdan böyle anahtar teslim programlar olmuyor. İhtiyaçlarına yönelik olmuyor. Onların bir tasarlanması, bu tasarlanan sürecin yürütülmesi ve bunların denet, test edilmesi gibi aşamaları var. Bunları kim yapacak? Bilgisayar mühendisleri yapacak. Sadece yazılım değil, sistem altyapılarının belirlenmesi, ihtiyaçlarının analiz edilmesi, bu analizlerin karşılığında feasible uygulanabilir çözümler üretilmesi, bunu kim tasarlayacak, kim hesaplayacak? Tabii ki bilgisayar mühendisleri. Bilgisayar mühendisinin hedefi bu. İstanbul Ticaret Üniversitesi özelinde biz her iki alana da yani yazılım ve donanım alanında da eşit derecede diyebileceğimiz seviyede ağırlık veriyoruz. Ve böylece kendi mezunlarımıza daha fazla seçenek sunduğumuzu düşünüyoruz. Piyasa tecrübesini de, iş tecrübesini de bunun içerisine katıyoruz. Nasıl katıyoruz? Yaptığımız toplantılarda toplantılarımıza, müfredatımızı belirlerken yaptığımız toplantılarımıza sektörden insanları çağırıyoruz. İstanbul Ticaret Odası'ndan, bu konuda da destek alıyoruz. Oradaki komitelerden, bilişim komitesinden bizim dış paydaşlarımız da var. Onlarla birlikte zaten senelerin verdiği tecrübeyle yaklaşık 20 senedir bilgisayar mühendisliği programımız aktif bir şekilde çalışıyor. Ee, müfredatımızı oluşturuyor ve güncelliyoruz. Günün ihtiyaçlarına, sektörün e, ihtiyaçlarını da takip ederek, müfredatımızı güncelleyerek e, Bilgisayar mühendisleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Hocam şu e, donanım ve yazılıma eşit önem vermek kısmını biraz daha ayrıntılı olarak konuşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi e, pek çok kişi yani bize başvuran öğrencilerin villerinde vesaire de bunu duyuyoruz. İşte Türkiye'de sektör ağırlıklı olarak yazılım sektörü. Neden biz e, burada donanım ve yazılıma eşit değer veriyoruz diye sorular geliyor. Şunu sormak istiyorum. Donanımı iyi bilmek bir yazılımcıya ne katar? Bir kere yazılım tek başına çalışmıyor. Bir donanımın üzerinde çalışıyor. Eğer operatör olmak istiyorlarsa o ayrı. Yani sadece kullanmak istiyorum diyorlarsa o farklı. Ama bunun nasıl çalıştığını, nasıl üzerine efektif optimize edilmiş kodlar yazabileceklerini ancak donanıma hakim olduklarında ya yani donanımı bildiklerinde daha doğrusunu yapabilirler. Burada donanımdan kastettiğimiz şey e, mikro işlemciler, donanımdan kastettiğimiz şey işletim sistemleri, donanımdan kastettiğimiz şey bilgisayar mimarisi. Bu, e, bu bunlara hakim olduklarında, bunları bildiklerinde yapacakları sentezler, karşılarına çıkan problemleri çözmek için Oluşturacakları sentez, çözüm daha e, gerçekçi olacak, daha realistik olacak, e, daha uygulanabilir olacak. Daha e, yoksa e, bu buna önem verilmiyor anlamında söylemiyorum diğer başka üniversitelerde. Bizim üniversite özelinde biz bunların dengeli vermeye çalıştığımızı ifade etmeye çalışıyorum. Müfredatımız nedir? Derslerimiz Türkçe mi, İngilizce mi? Hazırlık eğitimi var mı? Biraz da bu konulardan bahsedebilir misiniz hocam? Tabii ki. Bilgisayar mühendisliği programı kurulduğundan beri %30 İngilizce eğitim veren bir program. Yani bu da yanlışım varsa düzelt. Hocam 2015 yılından beri %30 İngilizceyiz. Ondan öncesinde %100 Türkçeydik. Biliyor siz mi? de hatırlarsınız hocam siz hazırlığınız vardı 1003 tane. Yani. Evet yani daha şöyle ben e, kısaca bahsedeyim. Eskiden YÖK e, %100 Türkçe programların e, hazırlık eğitimi vermesine izin veriyordu. Ama sonrasında YÖK bu izni kaldırdı. Dedi ki ya %30 İngilizce geçeceksin ya da hiç hazırlık eğitimi veremezsin. Evet. Bu YÖK'ün bu kararı almasından kısa bir süre sonra biz de %30 İngilizceye geçtik. Yani tamam. öğrencilerimizin Resmi durum bu. E, İngilizce altyapılarının güçlü olmasına değer veriyoruz. Doğru. Evet hocam. Neden %30 İngilizce? Neden mesela %100 Türkçe'de kalmadık da %30 İngilizceye geçtik? Bir bilgisayar mühendisinin İngilizce'yi teknik anlamda biliyor olmasının kendisine katacağı şeyler nedir? Yani şimdi e, çağımız bilişim çağında yabancı dil bilmiyorum ya ya da bunu hakim değilim demek zaten büyük bir handikap. Yani ee, öğrenciler isterlerse Türkçe bölümü okusunlar, ben tavsiye olarak genel söylüyorum, isterse e, İngilizce bölüm okusunlar. Mezun olduklarında bir yabancı dili ceblerinde mutlaka okur, anlar ve konuşabilir seviyede e, bilgileri olsun istiyoruz. Bunun altyapısı da mecburen bir İngilizce hazırlık verebilmek. Ee, ne kadar İngilizce hazırlık e, alsalar da eğitimin ana dilinin Türkçe olması Öğrencilerin e, aldıkları mesleği e, daha iyi anlamalarına sebep olacak. Şimdi biz bunu harmanlamak için meslek derslerini ağırlıklı olarak meslek derslerini İngilizce e, ve Türkçe e, veriyoruz. Seçmeli derslerimizde Türkçe veriyoruz. E, zorunlu derslerimizin terminolojiye hakim olabilmeleri adına e, İngilizce veriyoruz. Bu da yüzde otuz diye geç çevriliyor ama bizim ağırlık oranınıza baktığımız zaman yüzde kırkın üzerinde derslerimizin İngilizce verildiği görülecektir müfredada bakıldığında. Bizim hedefimiz böyle bir program yapmak. Bunun daha uygun olacağına inanıyoruz öğrencilerimizin gelecekteki başarıları için. Teşekkür ediyorum hocam. Biraz da dersler nasıl? Mesela birinci sınıfta gelir gelmez ben Öğrenciler kim zaman bu soruları sorduğu için ben de size yöneltiyorum. İşte birinci sınıfta biz meslek dersi görecek miyiz yoksa matematik, fizik gibi mühendislik kültürüne yönelik derslerle mi yalnızca muhatap olacağız evet. gibi sorular geliyor. Müfredatımıza birazcık bir ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf böyle e, Şimdi, ufak ufak bahsedebilirsek hocam. Bu liseden gelme bir alışkanlık mıdır bilemiyorum ama öğrencilerimiz hep şöyle diyorlar. yani Bu ders benim ne işime yarıyor? Bu ders nedir? Neden böyle bir ders konulmuş? Yani şöyle bir ders yok. Tek bir tek bir ders olsun mühendislik dersi, bilgisayar mühendisliği. Al sen bilgisayar mühendisi oldun diyebileceğimiz bir şey yok. Bu bir kurgu. Yani 4 senelik üst üste bina edilen bir inşaat. O yüzden bir kere mühendis nedir sorusuyla da başlayabiliriz. Mühendis genel itibariyle analitik düşünebilen insan olarak üretebilen, planlayabilen, çözüm üretebilen kişiler. Peki analitik düşünce nedir? Analiz yapabilen, yani çözümleme yapabilen kişi. Peki çözümlemeyi neyle yapacak? Matematikle yapacak. Neyi çözmek istiyor? Karşılaştığı problemleri analiz etmek istiyor. Peki bilgisayar mühendisliği yazacağı bir şirketin network altyapısını tasarlarken kullanması gereken bilgisayarın konfigürasyonunu ne ile hesaplayacak, nasıl modelleyecek, ne, o modellerken neyi kullanması lazım? Yani a bu, bu cihazı aldık olmadı, şu cihazı aldık olmadı, bunu aldık olmadı şeklinde hesap mı yapacak? Tabii ki burada bir analitik düşünce ile birlikte bin kere ölçüp bir kere biçecek. Bunu yapabilmesi için birinci, ikinci sınıflarda bizim ağırlıkla verdiğimiz matematik derslerine çok ihtiyacı var. Yani benim neye ihtiyacım var dediği o şeyler aslında öğrencimize analitik düşünceyi yerleştirebilmek için koyduğumuz derslerimiz. Fizik aynı şekilde bu derslerimiz İngilizce verilen derslerimizdir bizim müfredamızda. Böylece hem o bahsettiğimiz İngilizce yeterli de hakim olacaklardır. Bu birinci ikinci sınıflarda temel bilimler ve derslerini bu şekilde hallettik. Meslek dersleri yok mu? Elbette var. Ee, tabii bu bir kurgu şeklinde devam ediyor. Programcılık dersimiz var. Programcının takiminde bahar döneminde veri yapıları derslerimiz var. Ee, ve e, Sonraki dönemlerde nesneye dayalı programlama ve programlama dilleri e, dersleriyle birlikte temel programlama bilgilerini hazmetmiş oluyor öğrencilerimiz. Tabii bunun yanında algoritma dersini unuttuk, onu uh, atlamayalım. Algoritmos derslerimiz de mevcut. Ee, bu bunun üzerine üçüncü ve dördüncü sınıflarda artık biz temel programlama becerisini kazanmış öğrencilerimize bu becerilerini kullanabilecekleri teorik ve uygulamalı dersler vermeye başlıyoruz. Bu teorik ve uygulamalı derslere örnek bilgisayar grafikleri, mikro işlemciler, operating systems. ...bilgisayar mimarisi... ...bunlar veri iletişimi... ...bunlar teorisini bilgisayar bilimlerinin teorilerine verirken... ...orada uygulamalı olarak da edindikleri bu programlama becerilerini kullanacaklar. Seçmeli derslerde web programcılığı, mobil programlama... ...gibi popüler derslerde olduğu gibi... ...birçok modern işte veri madenciliği... ...makine öğrenmesi ve optimizasyon gibi derslerimizde var ve bulunuyor ve güncelliyoruz sürekli ee, öğrencimiz ileride çalışmak istediği e, alanla ilgili e, hangi yöne yönelmek istiyorsa o alanla ilgili mutlaka karşısına bir ders koymaya ve o disipline ilgili e, çalışabileceği bilgiler vermeye sunmaya gayret ediyoruz teşekkür ediyorum hocam hocam biraz da uygulama nasıl yapılıyor? Uygulamalı derslerimiz var mı? Bunun yanı sıra teorik ve uygulamanın bir arada bulunduğu derslerimiz var mı? Bunlardan biraz bahsedelim hocam. Bir mühendislikte uygulamasız ders olması mümkün değil zaten. Mutlaka var. Her bölümde var. Bizim biraz farklı olabilir. Çünkü uygulamalarımız mesela bir dönem teorisini görmüşse sonraki dönem onun uygulama dersini ayrı bir ders olarak bir vermeye gayret ediyoruz. Çok temel ve özel derslerimizde bunlar mantıksal sistem tasarımı dersinde bu e, lojik devreler olarak da bilinir. E, elektronik aynı şekilde devreler o a, onun da laboratuvarı ayrıdır. Mikro işlemcili sistemler onu da laboratuvarı bu şekilde ayrıdır. Bu özel e, önem verdiğimiz dersler arasındadır. Tabii ki diğer derslerle birlikte teorik derslerle birlikte aynı dönem yürütülen uygulamaları olan derslerimiz de vardır. Programming. Bunlardan bir tanesidir. Programlama dilleri, Object Oriented Programming, veri tabanı sistemleri, kendisi uygulama olan zaten derslerimiz vardır. Mobil programlama gibi, web programlama gibi derslerimiz de vardır. Baştan bu derslerimizle birlikte öğrencilerimize pratik kazanabilecekleri, teorikleri teorileriyle birleştirebilecekleri de dersler sunmaya gayret ediyoruz. Teşekkür ediyorum hocam. Hocam şu proje, bitirme projesi var mı? Bitirme projelerinde neler yaptırıyoruz? Öğrenciler tam böyle mezuniyete beş kala bir ürün geliştirmiş olarak o kabiliyette mezun edebiliyor muyuz? Çok kısa da bundan bahsedebilirseniz hocam. Tabii bitirme projeleri bütün mühendisliklerde mutlaka olması istenen bir ders. Biz de buna önem veriyoruz. Ee, bu burada öğrencilerimiz yazılım kabiliyetlerini geliştirmek istiyorlarsa yazılım projelerini, donanım kabiliyetlerini geliştirmek istiyorlarsa donanım projelerine destek veriyoruz. Siber güvenlikle ilgili, e, kriptografiyle ilgili e, çalışmak isteyenler varsa onlara e, desteklerimiz var. Bilgisayar grafiklerinden, e, do, e, donanımdan, yani gömülü sistemlerden e, örnek verebilirim çok geniş yelpazede öğrencilerimiz kendileriyle ilgili geliştirmek istedikleri konularda, kendilerini geliştirmek istedikleri konularda proje deneyimine sahip oluyorlar. Teşekkür ediyorum hocam. Hocam staj var mı? Staj yaptırıyor musunuz öğrencilere? Staj da zorunludur. bizim üniversitemizde bilgisayar mühendisliğinde 40 iş günü zorunlu stajımız vardır. Bunu bir kenara koyarsak bu staj genelde tüm bilgisayar mühendislerinde olması gereken bir zorunluluktur. İkinci ve üçüncü sınıfın sonlarında yapmalarını bekleriz. Dördüncü sınıfta da yapan arkadaşlarımız olur. Genelde staj yapıldığı yerde öğrencilerimiz kabul edilir ve çalışmaya devam ederler. Biz bunu gördük ve uzun dönem stajları da okulumuz destekliyor artık. Uzun dönem stajlar da yapılabiliyor. Bu da hem piyasa deneyimini ...öğrencilerimize arttırmasını... E, ...sağlıyor. E, okulumuz bu konuda nasıl bir destek... ...sağlıyor? Gönüllü stajyerlik... ...kavramında sigortalarını... ...okulumuz yine karşılıyor. E, bu şekilde de öğrencilerimiz... ...çalışmak istediği... ...sektördeki iş deneyimini... ...daha da... ...ileri seviyeye götürebiliyor. Yani hocam bu özellikle son sıftan hafta... ...bir veya iki gün müsaitlik durumları oluyor. Bildiğiniz üzere... O günlerde bir de belki işte cumartesi günü birleştirerek iki gün, üç gün staja gidiyorlar şeklinde bahsedebiliriz. Üniversitemizde bunu belli bir süre nispetinde sigortalarına destek veriyor. Onu da e ekleyelim hocam. Peki hocam ben şunu görüyorum yani çok rastladım. Mesela yeni bir öğrenci geliyor benim diyor işte kuzenim sizden mezun, abim sizden mezun. Yani bir memnuniyet mi var ki bu öğrencilerin akrabaları bize geliyor, eşi dostu geliyor? Ben bu sonucu çıkartıyorum ama siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Evet, ya kadar yaklaşık yani 19 senedir ben de bu fakülteden öğretim elemanıyım. Birçok öğretim görevlisi olarak başladık, doktor öğretim üyesi, şimdi de doçent doktor olarak devam ediyorum. Evet, bu dediğini şahsen bayağı tanık oldum kardeşlerini, kuzenlerini burada olduğunu, okuduğunu ve onların da tavsiyeleri üzerine gelindiğini gördüm. Ve burada bu bizim için iyi bir şey, referans da diyebiliriz. Öğrencilerimizin bizim bölümü bu şekilde tercih etmeleri hem bizim hoşumuza gidiyor, hem de e, e, do, işi doğru yaptığımızın bir kez daha feedbackini bize e, hissettiriyor işin açıkçası. E, yani e, bu sayıları belki iki elin parmakları gibi kadar olsa da e, bizi mutlu ediyor. Yok hocam daha fazla. Daha fazla. Daha fazla. <laughs> Şeyde de çok var hocam. dikkatinizi çekmişler. Lisans üstüne gelen de lisansı bitirdikten evet, sonra evet. Bizim lisans üstüne gene bize devam etmek isteyen de çok sayıda öğrencimiz var. <laughs> Bu arada YouTube'da. yüksek lisans ve doktora programlarımız da var bilgisayar mühendisliğinde. Oradaki edindiğimiz tecrübeleri ve bilgi bilgi birikimini tabii ki lisansa da aktarıyoruz. O, o o da önemli bir artımızdır bizim. Peki hocam, Bilgisayar Müh İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunları genel olarak iş bulabiliyor mu? Yani iş bulma imkanları ne durumdadır ve şunu da sorayım hemen peşine hocam. Bununla birlikte cevap verebilirseniz sevinirim. Daha kolay iş bulmaları için yani daha su daha nitelikli bilgisayar mühendisleri olmaları için eğitim süresince nelere dikkat etmelerini tavsiye edersiniz? Çok güzel. Şimdi evvela e, bilim çağında olduğumuzu herkes biliyor tahmin ediyorum. Dijitalleşen bir çağdayız. Her şirket hatta bakkalına kadar dijitalleşmek zorunda. Dijitalleşmek zorunda olduğunu hissedecek. Bu dijitalleşme sürecine kim destek verecek? Tabii ki bilgisayar mühendisleri, bilgisayar bilimleri diyelim. Bu bilimleri alanında çalışan insanlar. Bu anlamda sektörde iş bulamıyorum, iş e, cümlesi ancak maaşını beğenmiyorsa iş bulamıyordur diye söyleyebilirim. E, i̇ş var, iş bulma imkanı var. Ama şunu söyleyeyim gençlere, şunu ifade edeyim. Bir meslekte başarılı olmak için benim düşünceme göre o mesleği sevmek lazım. Evvela çalıştıkları mesleği sevsinler. Türkiye'mizde bilgisayar mühendisine de ihtiyaç var. Elektronik mühendisine de ihtiyaç var. İnşaat mühendisine, işte ziraat mühendisine de ihtiyaç var. Her mühendise ihtiyaç var. Ama işini iyi yapan mühendise ihtiyaç var. Bence olmazsa olmaz kurallardan, bir tanesi şartlardan bir tanesi mesleğini sevmek, iyi yapabilmenin en önemli şartlarından bir tanesi mesleğini sevmek. İlk önce mesleğini sevsinler. İlk başta gelecek olan arkadaşlara en büyük tavsiye. Bu mesleği bilerek karakterlerine uygun olup olmadığını tartarak gelmeleri, bilinçli gelmeleri Aha, bu bilgisayar mühendisi iyiymiş, çok iyi bir meslekmiş diyerek değil kulaktan doyma değil yani içlerinde hissederek gelsinler şimdi düşünelim tıp doktorları piyasada hem sosyal alanda hem prestijli bir meslek ama eğer sizi kan tutuyorsa ya da e, konuşamıyorsanız ya da insanların dertlerini anlayamıyorsanız bu meslek size çok uygun olmayabilir çok gerçekten başarabiliyor olsanız dahi sınavlarında e, yani size uygun olması lazım bu mesleğin e, ee, bu meslekte anlaşıldığı gibi diğer bir tavsiyem kendilerini geliştirmeye çok açık olmaları lazım. İkinci tavsiyem de bu. Yani şöyle düşünelim ben e, mobil programlama anlatıyorum örnek olsun diye çarpıcı örnek olsun diye söylüyorum. E, bundan mezun olduğum sene 99. 99 senesinde mobil programlamadan bahsedilmiyordu. Anlatılmıyordu. Hatta böyle smart telefonlar da yoktu. Bu telefonlar, bu programa biz mühfradada soktuğumuz zaman biz kendimizi de geliştirdik, kendimizle de bu e, e, sürekli iç içe olduk. Bunu ben beni heyecanlandırmıştı benim. Aa bak yeni teknolojiler çıkıyor, ben bunun bir parçası olacağım, bunun bunu öğreten e, kişilerden birisi olacağım. Bu beni heyecanlandırdı ve ben bu motivasyonla e, ne güzel diyerek, yani yaptığım şeyler geleceğin bir parçası olacak diyerek kendimi eğitmeye başladım. Şimdi mezun ettiğimiz bu sene 2022 senesinde mezun ettiğimiz öğrenciler de bundan 10 sene sonra 20 sene sonra belki de piyasada çalıştıklarında mezun, mezun olurken öğrendiği bilgilerin, teknolojilerin eskiliklerini görebilecekler. Kaçınılmaz son. Peki ne yapmaları lazım? Bu aradaki boşluğu sürekli kendilerini yenileyerek devam etmeleri lazım. Yani bu meslek bilgisayar mühendisliği kendini sürekli yenilmeyi gerektiren bir meslek. bunu söyleyebilirim. Eğer bu bu challenge'a, bu zorluğa baştan bilmeleri lazım. Başarılı sevmek güzel. Ama bu böyle bir challenge, böyle bir zorluk da var bu mesleğin. Bunu da bilmeleri lazım. Bu bunu yapabilirim diyorlarsa ve seviyorlarsa mesleği, yaptığı yapacağı işi nerede çalışacağı işi ...biliyorlarsa... ...tavsiye ederim. Mutla dört... ...dört kolla sarılsınlar mesleklerine... E, ...işlerine. Her yerde... ...başarılı olurlar. E, İngilizceyi zaten... ...tavsiye olarak e, söylememe gerek yok. E, o mutlaka... ceblerinde olsun. Çünkü geliştirmek için... ...kendilerini geliştirmek için böyle bir... E, ...İngilizce... ...mutlaka şart. Hocam o zaman hevesli... ...hem donanımı hem yazılımı en azından... ...belirli seviyede öğrenmeye açık... Bu alanda uygulama geliştirmeyi amaçlayan arkadaşlarımızı bölümümüze bekliyoruz bilgisayar mühendisliği bölümümüze bekliyoruz diyebiliriz sanırım. Tabii ki. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı hocam? Son olarak tabii ki her üniversitede olduğu gibi bizim üniversitede de Erasmus programlarımız mevcut. Bizim Polonya'da, Almanya'da, İspanya'da. E, e, Estonya'da ve şu anda aklıma gelen ülkeler bunlar ama daha sayılarını da artırmaya gayret ediyoruz. Oraya giden e, ve orada eğitimler alan İtalya'da vardı galiba. E, e, öğrencilerimiz var. E, uluslararası bağlantılar olandı bir üniversiteyiz. E, bu bu anlamda da öğrencilerimizin en çok sorduğu sorulardan bir tanesi de bu. Erasmus var mı? Yurt dışı bağlantımız var mı? Bunun dışında da aklıma gelen bir şey yok. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bugün Doçent Doktor Mustafa Cem Kasapbaşı hocamızla İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü ve genel olarak bilgisayar mühendisliğini konuştuk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler diliyorum.